Evet, ilk defa buj yarışması izlemeye geldim. O yüzden makinalarımızı ona göre hazırlamamız gerekiyor. Çok hızlı bir spor olduğundan dolayı ben de hızlı bir çekim yapacağım. Belki ISO'mu arttırabilirim 500'den. Bakalım 500'den belki 1000'lere çıkartabilirim. Diyafram değerimi 5-6'dan 7'lere 8'lere çıkartabilirim. 1000-1200 civarı bir enstantane perde hızı istiyorum. 1/1200 gibi. Seslerimi duyuyorum. Şurada başlıyor galiba. Ona yetişip güzel fotoğraflar çekmeye çalışayım. Gerçekten çok hızlı geçiyorlar. Enstantane değerimi 2000'lere, 1/2500'lere çıkardım. O bile yetişmiyor. Saatte 100 kilometreyi bulabiliyorlar. 110'larla geçiyorlar. Ben de ona göre bir kendime yer arıyorum şimdi. Abi bir tanesi daha geliyor. Wow, hiçbir şey çekemedim. Abi çektiğim şeye baksana. Sadece sonu. Sonunu çekebildim sadece. Çok hızlı geçiyorlar. Bir tane daha gelen var. Bakalım bunu yakalayabilecek miyiz? 20'e tekrar geri dönüyorum. Şu an enstantane değerim 2500'lerde. 1/2500'lerde saniyede. ISO'mu 800'e çıkardım. Anca yetişir. Geliyor. Abi beni çektiğinde de kaza oldu. Bakalım yakalamış mıyım? Evet, yakalamışım. Arkaya da ambulans gidiyor şimdi. Umarım bir şey yoktur. Gülüyorum ama umarım bir şey yoktur. Bayağı kötü kaydı. Biraz da çekim ayarlarımdan bahsedeyim. Hava kapalı. O yüzden çok fazla ışık yok. ISO değerine ihtiyacım var. Biraz daha 800'lere 1000'lere yükseltiyorum. Yani burada yapmamız gereken tek şey şu. Bol bol çekeceksiniz. Ondan sonra ayıklayacaksınız. Daha önceki fotoğraflarda hep şey diyordum. Yani önce bir düşünün. Ondan sonra çekin. Burada düşünmek için vaktiniz yok. Kendime çekim için çok güzel bir yer buldum. Burada daha geniş açıdan görebiliyorum. Şuralardan başlayıp tırtırtırtırıp buraya kadar çekebilirim. Tüm yarışların başladığı yere geldi. Orası da şurası. İlk defa bunların ilk off, take off deniyor galiba. Çıkış noktasını görebileceğim. Şu an diyafram öncelikli çekiyorum. 5-6'ya tuttum. Artı 0.3 bir fazlan pozlama veriyorum. Çünkü benim makinemden kaynaklı birazcık karanlık çıkabiliyor. O yüzden her makineye göre bunu ayarlayabilirsiniz. Tekrar hatırlatmamı yapayım da. Tabii ki de RAW formatında çekiyoruz bunu düzenleyebilmek için. Aslında ben burada 0.3 pozlama vermesem de olur mu diye düşündüm ama gene de bir içim rahat etmedi. Yani bir tık sanki daha böyle parlak çeksek, pozlama çeksek daha iyi olabilir gibi geldi. O
odaklama yaparken yani single odak değil de continuous odak yaparsak, yani sürekli bir odak yaparsak, atıyorum burada başladı, buraya geldi, tek tek onları odaklamakla zaman kaybetmeyelim, kendi kendine odaklasın her fotoğrafta. Gerçekten iyi. Hem şurada çekebiliyorum, hem şuralarda bir sürü yerde çekebiliyorum. Gerçekten güzel fotoğraflar çıktı. İlkini çektim. İkinci sporcu geliyor. Şimdi onu bekliyorum. Oh, yere battım. Başarılı. Why leave a heart in the heat? Till the marble bath that held the truth lies broken at your feet. Bu sefer de bayağı güzel şeyler çektim. Bakayım. Birazcık kara battım ama olsun. Hop. Quiet son of whom intends to never taste defeat. For I've seen a soul drag its feet. Sesini duydum. And come to rest inside a life with nothing left to it. Wow, aklı gitti. Yollayın gelsin abim, benimki 1,5 kıymalı. Bekliyorum. Kaydırarak gelsin. Sesi duydum. Zeit gesehen, der momentan führenden Tschechien. Ben de sıcak şarabımı içiyorum şimdi. Artık keyfim çıkartıyorum.